Asrımızın kıymetli temsilcileri, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Bu toplantımızda ise göreve başladığımız 19 Ağustos 2023'ten günümüze görevde bulunduğumuz bir yıllık dönemi kapsayan bir değerlendirme yapacağız. İlimizin asayişinin sağlanması çalışmaları kapsamında 2023 yılı Ağustos ayından bu yana 12.165 asayiş olayı meydana gelmiş, 78 terör, 201 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 2149 narkotik suçlarla mücadele, 340 siber suçlarla mücadele ve 80 göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonu yapılmıştır. Aynı dönem içerisinde ilimizde kişilere karşı 5.525 mal varlığına karşı 1541, millete ve devlete karşı 159, takibi gereken ise 3.634 ve topluma karşı 1306 olmak üzere toplam 12.165 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda olay sayılarında %17'lik bir azalış olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre %14'lük bir azalış sağlanmıştır. Bu suçlardan kasten yaralamada %11, tehdit %18, konut dokunulmazlığının ihlalinde ise %41 azalış sağlanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde kişilere karşı suçlarda 6.402 olay meydana gelmiş ve bunların %96'sı aydınlatılmışken bu yıl 5.525 olay meydana gelmiş ve bu olayların %99'u aydınlatılmıştır. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda %48 azalma sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçların alt başlıklarına baktığımızda ise yürütülen etkin mücadelelerle bir önceki yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olaylarında %55, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında %53, oto hırsızlık olaylarında %67, otodan hırsızlık olaylarında %66, yağma gasp olaylarında %22, dolandırıcılık %36, motosiklet hırsızlığı suçlarında ise %82 azalış sağlanmıştır. Bu noktada kolluk güçlerimize ihbarlarıyla yardımcı olan vatandaşlarımıza büyük bir teşekkürü borç biliyoruz. Değerli vatandaşlarım, geçen yılın aynı döneminde mal varlığına karşı suçlarda 2947 olay meydana gelmiş ve %77'si aydınlatılmışken bu yıl 1541 olay meydana gelmiş ve bu olayların %92'si aydınlatılmıştır. Topluma karşı işlenen suçlarda başta genel güvenliğin tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, fuhuş, kumar gibi olaylara yönelik yapılan çalışmalarda 1306 olaya müdahale edilmiş ve bu olayların %99'u aydınlatılmıştır. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz üzere firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla yaptığımız çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1210, ifade yönelik aranan 1618 olmak üzere toplam 2828 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs sayılarında bir önceki yılın
aynı dönemine göre %75 artış sağlanmıştır. Yakalanan şahıslardan 89 şahsın 10 yıl ve üzeri, 159 şahsın 5 ila 10 yıl arası, 962 şahsın 0-5 yıl arası hapis cezası ile arandıkları tespit edilmiştir. Yine bu çalışmalarımızda kolluk görevlilerimizin sahada yürüttüğü faaliyetlerde 356 adet ruhsatsız tabanca, 115 adet ruhsatsız av tüfeği, 267 adet kuru sıkı tabanca, 205 adet kesici delici alet ele geçirilmiş olup ele geçirilen toplam ruhsatsız silah sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36 artış meydana gelmiştir. Değerli vatandaşlarım, görev süremizin ilk yılında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında da aynı şekilde ağırlık verdik. Bu kapsamda bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonlarımızda %84 artış sağlanmış olup 201 operasyonda toplam 271 şahıs yakalanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele konusunda her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızı kaçak ürünlerden uzak durmaya tekraren davet ediyorum. Kaçak ürünlere ödenen paraların, illegal yapılanmaların ve terör örgütlerinin finansmanına katkıda bulunduğunun asla unutulmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadele kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerde bölücü terör örgütlerine 15, dini istismar eden terör örgütlerine 36 ve FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik 27 olmak üzere toplam 78 operasyon yapılarak 117 şahıs yakalanmış, bu şüphelilerden 17'si tutuklanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre terör operasyonlarımızda %77 artış sağlanmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütleriyle amansız mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız şekilde sürdürülecektir. Tüm toplumumuzu hedef alan diğer önemli bir konu olan narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir yılda bir önceki yılın aynı dönemine göre kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde narkotik operasyonlarımızda %83 artış sağlanarak 2149 operasyon yapılmış, 2383 şahıs yakalanmış ve 161 şahıs çıkarıldığı adli merci tarafından tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 25.681 gram eroin, 18.378 gram bonzai, 5.425 gram metamfetamin, 14.242 gram esrar, 201 gram kokain, 57.291 gram skank, 1062 adet ekstazi, 22.120 adet sentetik ecza, 816 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerinde destek olmalarını, çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 acil çağrı merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Emin olun, her ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik sınırlarımız için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimizi hedef alan bu mücadele biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletimizin güçlü desteğini alacağımız sonucun
başarı oranını artıracaktır. Kararlılıkla ve öncelikle takip ettiğimiz konulardan olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarında 80 operasyonda 35 organizatör yakalanmış, bu şahıslardan 12'si tutuklanmıştır. Yine bu operasyonlarda 678 yabancı uyruklu şahısa işlem yapılmış, 616 şahıs işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Değerli vatandaşlarım, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir tehdit türü olarak karşımızda bulunan siber suçlarla mücadele kapsamında 268'i bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, 13'ü çocuk pornografisi ve müstehcenlik, 15'i bilişim sistemine yönelik suçlar, 4'ü yasa dışı sanal bahis ve şans oyunları, 37'si bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık, 6'sı banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve diğer suçlardan bir olmak üzere toplam 340 olay meydana gelmiştir. Bu noktada vatandaşlarımızı özellikle sosyal mecralarda tanımadıkları şahıslardan gelen linkleri tıklamamaya, kişisel bilgilerini paylaşmamaya, telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp sizden para isteyen kişilere itibar etmemelerini beklediğimizi yinelemek istiyorum. İlimizde son yıllarda artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna paralel olarak trafik denetimlerimizi de artırmaktayız. Bu kapsamda geçtiğimiz bir yıl içerisinde 730.279 araç sorgulanmış, 132.522 araca ceza işlem uygulanmış, 5.441 araç trafikten men edilmiş, 7.197 okul servisi denetlenerek eksiklik tespit edilen 281 servis aracına ceza işlem uygulanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre denetlenen araç sayısında %46 artış sağlanmıştır. Yine aynı dönemde ilimizde maalesef 19 ölümlü, 1374 yaralamalı ve 1278 maddi hasarlı kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 2155 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Trafik bilimlerimizce sürücü ve yayalara yönelik yapılan bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri sonucunda trafik kazalarında önceki yılın aynı dönemine göre %8 düşüş meydana gelmiştir. Her ne kadar toplamdaki kazalarda genel olarak azalış olduğu görülmekte ise de ne yazık ki ölümlü kazalarda bir miktar artış olduğu da görülmektedir. Bundan sonraki dönemde de trafik kazalarını minimum düzeye indirmek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimize artarak devam edeceğiz. Diğer taraftan ilimizde motosiklet ve elektrikli bisiklet yaygın olarak kullanılmakta ve gerek ölümlü gerekse yaralanmalı kazalarda motosiklet ve elektrikli bisikletler önemli bir yer tutmaktadır. Araç sürücülerimizin motosiklet ve elektrikli bisikletlerin de trafiğin bir parçası olduğu ve trafik kurallarına mutlak surette uymaları bilinciyle hareket etmeleri hem can hem de mal güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bir yılından görev süremizi kapsayan asayiş değerlendirme toplantımızı sonlandırmadan önce tüm vatandaşlarımızı suçla mücadele konusunda kolluk güçlerimiz ile
yakın diyalog içerisinde olmaya yönelik çağrımı yenileyerek lütfen 112 acil çağrı merkezimize ihbarda bulunmaktan çekinmeyiniz. Suç ve suçluyla olan mücadelemize desteğinizi daha güçlü şekilde sağlamaya devam ediniz. Kıymetli hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını aralayıp Türkiye yüzyılına adım atarken Türkiye'nin huzuru için İçişleri Bakanlığımız eş güdümünde verdiğimiz bu mücadelenin millet olarak hepimizin mücadelesi olduğunun bilmesini isterim. Ülkemiz ve milletimiz için can vermeyi şeref sayan kahraman kolluk teşkilatlarımız ve toplam 2087 personelimizle sizlerin huzur ve esenliği için mesai ve ruhu gözetmeksizin gece gündüz çalışıyoruz. Devletimizin tüm kurumları, adliye teşkilatımız ve tüm mesai arkadaşlarımız tam bir koordinasyon içinde büyük fedakarlıklarla bu mücadeleye omuz veriyorlar. Biz bu yüzyılı huzurun ve güvenliğin yüzyılı olarak inşa etmek için çalışırken sizlerin yine belirli periyotlarla bilgilendirmeye devam edeceğiz. İlginize teşekkür ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağlıkla kalın.